Yapımına başlanan Kahramanmaraş ile 13 Şubat ilçesi Adnan Menderes Bulvarı ve Kazım Karabekir Caddesi kesişiminde bulunan Karamanlı Kavşağı alt geçiti kavşak olarak düzenlendi. Şekerdere Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinden geçişler alt geçitten sağlanacak olup, üst kısımda rotary kavşak düzenlemesi yapılıyor. Proje kapsamında mevcutta bulunan tonoz da yenilendi. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından istinat duvarları ile foya kazı çalışmaları tamamlandı. Kirişlerin yerleştirilmesinin ardından üst tabliye betonu dökülen Karamanlı Kavşağı'nda asfalt çalışmaları da tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen asfalt çalışmasının tamamlanması ile yol trafiğe açılacak ve diğer ince düzenlemeler peyderpey yapılacak. Kurban Bayramı öncesi trafiğe açılması hedeflenen Karamanlı Kavşağı'nda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cemal Tanrıverdi, Genel Sekreter Züver Çetinkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Harun Buz, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Mustafa Aksel Abacıoğlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Onur Erdi incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cemal Tanrıverdi Aksu Haber'e açıklamalarda bulundu. Çalışmalar hakkında bilgiyi vermeden önce şehrimizin ulusal kanalı Aksu TV'ye çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizin hangi noktasında bir çalışma, bir faaliyet varsa anında tespit eden ve halkımızı bu konularda bilgilendiren Aksu TV ailesine tekrar teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Özellikle halkımızdan şunu da rica ediyorum. Uzun süredir derken birkaç aydan beri halkımıza büyük bir eziyet verdik trafik anlamında. Ama eziyet olmadan da neticesinde faydasını da göremiyoruz. Ve bir projemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah merakla beklenen Karamanlı Köprülü Kavşak projemizin sonuna geldik. Ve bu projemizi bayramdan önce faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Ve arkadaşlarımızdan da bunun sözünü almış bulunuyoruz. Dolayısıyla bayram itibarıyla Şekerdere aksında büyük bir rahatlamanın olduğunu halkımız bir fiil yerinde kullanarak görecekler. Tüm halkımıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah diğer projelerin de sırasıyla tamamlanması ve dolayısıyla halkımızın trafik anlamında biraz daha rahatlamış olması bizi büyük bir şekilde mutluluk içerisine sokacak. Dolayısıyla tekrar halkımıza, Kahramanmaraş'ımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm emeğe geçen teknik personelimize, müteahhit firmaya tekrar teşekkür ediyor. Halkı bilgilendirme anlamında bize vermiş olduğunuz desteklerden, katkılardan dolayı da yine tekrar Aksu TV'ye teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.